Günlük birkaç fincan düzenli papatya çayı tüketimi uyku sorunlarını giderme, sakinleştirerek stres ve kaygıyı azaltma, öksürük ve boğaz ağrısını dindirme ve ishal şikayetlerini azaltma yanı sıra kalp hastalıkları riski ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olarak diyabete iyi gelmektedir. Papatya çayı içmek çoğu insan için hiçbir risk teşkil etmez ancak papatya ailesinden olan yakup otu ve krizantem gibi bitkilere alerjisi olan bireylerde papatya alerjisi de ortaya çıkabilir. Ayrıca papatya içeren kozmetik ürünler, göz ile doğrudan temas ederse tahrişe neden olabilir, papatya çayı cildin temizlenmesi, sivilce oluşumunun önlenmesi ve şişkinliğin giderilmesi gibi durumlarda etkindir. Irritable bağırsak sendromu, kramplar, hazımsızlık, gaz ishal ve kolik semptomlarını azaltabilir. Papatya çayı adet döneminde krampları hafifletmeye yardımcı olabilir. Apiged'in adı verilen antioksidanlar içeren papatya çayı, uykusuzluk sorunuyla mücadele eden kişiler için önerilir. Yatmadan bir bardak papatya çayı içmek uykusuzluğa iyi gelerek uyku kalitenizi artırabilir. Papatya çayı zayıflatır mı? apatya çayının zayıflama üzerine doğrudan etkisi bulunmamaktadır. Ancak antiinflamatuar etkisi, kan şekeri kontrolünü sağlaması ve stresi azaltıcı etkisi sayesinde dolaylı olarak vücut ağırlığı kontrolüne katkı sağlayabilmektedir. Genel olarak önerilen miktar birçok bitki çayı için günde 2 fincan civarındadır. Papatya çayı için de aynı öneri geçerliliğini korumaktadır. Ali gebelik sürecinde olan ya da emziren kadınların ise aşırıya kaçmadan bir fincan civarında bitki çayı tüketmesi tavsiye edilmektedir. Papatya çayı aç mı tok mu içilir? İhtiyaca göre aç veya tok karnına içilebilir. Rahatlatıcı etkisinden yararlanmak için yatmadan önce içilen papatya çayı uykuya dalmayı kolaylaştırabilir ve uyku kalitesini artırabilir.